Herkese günaydın. Bugün yepyeni bir gün. Bugün bir etkinliğe katılacağım ve bunun için de hazırlandım, kalktım. Şimdi babamlar beni bekliyor. Şeyda'yı alacağız, sonra etkinliğin olduğu yere gideceğiz. Galata'ya ya da neresiydi, Karaköy'e gideceğiz. Orada otel var, Ebru'nun düzenlediği bir otel. Zaten Şeyda geldiğinde oteli vesaire hepsini gösteririm. Şimdilik görüşmek üzere. Şimdi Şeyda'yı aldık. Aynen. Otele geldik. Ebru'ların yanına gideceğiz. Ay bavulla. Orada tekrar görüşürüz değil mi? Evet. Şimdi ben başlıyorum. Herkese merhabalar. Çekildik. Evet. Biraz sizinle muhabbet etmek istedik. Fatma ile nereden, nasıl tanıştığımız falan. Çünkü bunun öncesinde tanışıyorduk biz Fatma ile. Fatma bana bir gün DM atmış. Evet. Neler yapmıştık? Ay, şimdi çok ben Şeyda'nın şu kemik yapısına hasta oluyorum. Çok güzel. Ben dedim ki gel dedim kemiğini öpeceğim. Şeyda'nın kemikli böyle fotoğraflarını falan görünce dedim ki ben bu kıza mesaj atmalıyım, çok güzel. Ondan sonra ben bunu takip ettim, mesaj attım. Sonra bizim bir muhabbetimiz geçmişti. Çok bağırıyorum. Ondan sonra bir muhabbetimiz geçmişti. Ben hemen baktım çok güzel kızım ki ay ben takip edeyim. Ondan sonra ne yaptım? Ondan sonra biz orada bir konuştuk, konuşma bitti. Sonra bir kere bir video planı aklıma gelmişti. Bir kere daha iletişime geçtik biz Şeyma'yla. En Şeyda son... kız. Ay Şeyda. Ay ben karıştırıyorum ya. Dün de WhatsApp grubunda sesle Şeyda demişim. Ondan sonra Tuğçe bana ulaştı bu şey için. Ben dedim ki yer var mı? Hani kontenjan var mı? Aklımda birisi var Çarmak için. Şeyda ile tanışmak istiyorum. Dış. Ondan sonra o da dedi ki var. Ben de o zaman Şeyda. Şeyda'yı Şeyda Nur Erdoğan. Ondan sonra dedi ki tamam o zaman gelsin. Ben de Şeyda ile iletişime geçtim. Sonra Tuğçe ile Şeyda iletişime geçti. Sonra biz bir böyle bir yakın olduk ama öyle böyle değil ama yani. Ama böyle bir yakınlık yok ve hani gerçekten son iki gündür hani sürekli WhatsApp üzerinden konuşuyoruz. Aynı şeyleri söylüyoruz, aynı ses kayıtlarını atıyoruz. Anda. Mesela ikimiz aynı anda ses kaydatmaya başlıyoruz. İkimizin de aynı anda geliyor. Hani sırası değişebiliyor, aynı anda geliyor. Bir dinliyorum ve benim söylediklerimin harfi harfi şey daha söylemiş. Bu kadar olmaz yani. WhatsApp grubunda bir şey konuşuluyor. İkimiz aynı anda aynı fikirlerimizi beğeniyoruz. Yine aynı şey. Millet böyle şey yaptık sanacak hani. Ezberledik sanacak. Bunu da tamam mı Fatma da şimdi kapatıyorum. Aynı anda atmaya başladım. Dün mesela şeydiler, konum gerekiyor mu? İkimiz aynı anda, konum iyi olur. Aynı anda. Aynıları. Ondan sonra ben şeyleri hemen mesaj atıyorum. Yine aynı şeyler. Bizde bir şeyler var falan. O yapmaya başladık evet. Böyle. Orada benim de vlog kameram. Evet orada. Merhaba. Ama biz artık böyle sadece vlog değil, başka videolarda görebilirsiniz yani. Evet, bir ortak video. Yani. Ortak video çalışması yapabiliriz. Neden olsun? Tabii ki de. Şimdi biz hala kızları bekliyoruz. Evet. Halen bekliyoruz. Saat? Ben açım. Saat artık. Aa, kamera düşmesin. Benim kamera zaten şu an. Şu an 11.07 geçiyor. 11'de bir de etkinlik başlıyordu normalde. Valla ben açım. Buradan duyurulur. Bu gözlediğiniz zaman beni burada aç bıraktığınızı bilin. Biz şimdi sanırım kızlar gelecek, kahvaltı yapacağız. Sonra burada olacak sanırım yine etkinlik. Aynen. Burada işte ürünler vesaire, Remington'da falan bir şeyler yapılacak. Onları da çekeriz zaten. Bir video sürprizlerimiz olacak sizlere. Zaten videolarda aynen söylemiştik. Çekiliş dersini de yapıyor. Şimdi bu kadar. Biz açız ve beklemeye devam evet. ediyoruz. Kahvaltıda görüşmek üzere. Her yerden şeyden gibisi. Şöyle bir göstereyim masayı. Arkaya da çevirebilirsem. Çok göstermez. Aynen kahvaltıya şimdi başlayacağız. Ondan sonra sanırım etkinlik başlar değil mi? Live your life as before the sky you fell.
your place just to take a break. It was me. Biz o Remington'un adı neydi? Ilgaz Bey'le konuşmayı bitirdik. Fotoğraf çekindik. Ondan sonra aşağı bir reklam çekimi gibi bir şey yapacağız sanırım YouTube'a ya da Instagram'a. Onunla ilgili bir şeyler çekeceğiz. Asansör de geldi. Aşağı ineceğiz şimdi kızların olduğu odaya. Biz biraz fotoğraf için oyalandık yukarıda. Orada zaten kamerayı bir yere sabitlemeye çalışacağım. Şimdilik görüşürüz. Şimdi Biota'nın neyi olacak? Yok, biyota gelecek. Biyotanın standı gelecek. Oralar şey yapılacak. Şimdi şuralarda şöyle hazırlandık. Ruj olarak bakın. Şimdi sorarsınız belki Fatma'nın ne sırdı? neydi benimkinin adı? Bir far. Ay, bir ruj. Onun üstüne de bu NYX'in yine Berlin asılı ruju. Fatma'nın da bu canını izleyin. Biyotaları aldınız değil mi? Ne eksiğim? Ay, bayağı bir eksik. Aynen, şey eksik. Allık eksikti. Biz dedik ki farlar bari eksik. Bizim atıyorum aldığımız pembeyse takipçilerdeki turuncu olsun dedik. Tamam. Ama mesela şey, farlar eksik. Kaç tane farınız eksik? Benim. İki tane. Şeyden bu klipleri böyle paylaşacaksın değil mi? Tabii ki de. Hayır. 89 Elements markamı kuruyorum. Yaklaşık 4,5 senedir Biota şirketindeyim. Biota'yı aslında bu Bioxin, Bioblast'larla tanıyorsunuz. Ama yepyeni bir markası olan mağazacılık kanalına adım attı. Ürünlerimize gelecek olursak aslında renk çeşitliliği böyle çok çok fazla değil bildiğimiz renkli kozmetik markaları gibi. Ama bizimki olabildiğince limitli, az ve öz diyelim. Bitkisel içeriklerle zenginleştirilmiş ürünler sunuyoruz. Sadece bir fondöten değil, fondötenin yanı sıra bir serum aslında sürdüğümüz şey. İçerisinde yine sadece bir far değil, aslında yine nemlendirici özellikli bir far sürüyorsunuz. O yüzden dediğim gibi ürünlerimiz hepsi iki etkili. Evet, biz şu an çekimlere devam ediyoruz. İçeride saçlarım gördüğünüz gibi düzleşti. Başka fotoğraf çekimi yaptık, video çekimi yaptık. Remington'dan geldiler. Ondan sonra başka biraz sessiz konuşurum, içeride çekim devam ediyor. Biota'dan geldiler. Bunların kliplerini eklemeye çalışacağım. O şekilde bugün çok güzel, çok eğlenceli bir gün geçirdik. Buradan Ebru'ya teşekkür ediyoruz. Bize böyle güzel bir etkinlik yarattığı için. Zaten kliplerimizin devamı gelecektir umarım. Hepinizi öpüyorum. Bizim şimdi çekimimiz bitti. Saçlarımızı düzleştirdik. Evet. Aynen. Birazcık çekim hızlı oldu. Gerçekten yarım saatte falan aynen, bir süredir. Aynen, çok hızlı davrandık. Çünkü odayı boşaltmamız gerekti. Aynen. Bayağı zaman geçirdik. Odayı görmeniz lazım yani. Oda savaş alanı toplayacaklara. Biz artık yani. böyle tık tık şeyler ama nasıl aynen. olacak bilmiyoruz. Ve bavul getirmediğime çok pişmanım. Ben Şeyda'yı demiştim ama bavul getir diye. Ben getirdim. Benimki de sığmadı getirmeme rağmen. Şeyda'yı düşünemem, Allah'tan bırakacağız. Aynen. Teşekkür ederim. Sponsorum artık benim babam. Aynen. Übere bağlı. Sana çok teşekkür ediyoruz. Hadi öyle gel işte. Muhabbet edelim. Bir tane daha sponsorumuz var. O da Burak. Aynen. Ne kadar Burak'la aramız çok şey olmadı. Limoni. Burak kameranı kullanıyoruz. Kusura bakmazsın artık. Hakkını helal et. Az bir fotoğraflar ay çıktı. Evet. Bir fotoğraflarımızı çekmiş. Aynen. Şeyda ile benim. Instagram'a bir haftalık stok yaptık yani. Yani evet. Bayağı şey yaptık. Birleştirdik. Yalnız bunları bizim çekmemizin sebebi sizin görmeniz, like atmanız yani. Like'layın. Hani anladınız mı? Şuralara koyacağız bizimle. Hatta fotoğraflardan şuraları ekleyebiliriz. Şurası. Bayağı şurada olabilir. Güzel oldu. Çünkü buranın şeyi falan çok güzel. Otelin evet, içi. Bunları gerçekten çok kibar. Çok kibar ve çok böyle beyefendiler. Mesela elimizde gördüler bizim o can çekişmemizi. Biz yok istemedik aynen. yani. O çocuğa acıdık. O bile taşıyamaz. Çocuk ne yaptı ne etti yukarı kadar çıkarttı yani. Aynen, çok teşekkür ediyoruz Nordstern'e. Evet. Bir dahaki etkinliğimizde Nordstern'i şey yapacağız dermişim. Tercihim Nordstern. Aynen öyle. Şimdi etkinlik bitti. Babam aldı beni. Eve gidiyoruz.
şu an inanılmaz kar yağıyor. Saçlarım sırılsıklam oldu. Çok üşüdüm. Hatta böyle bavulu falan taşırken çok zorlandım. Bayağı ürün vardı. Bugün böyleydi. Şimdi biz geldik. Babam beni aldı. Çok fazla ıslandım. Çok yağmur vardı. Bavul, iki tane de poşet, bir tane de çantam annemde. Bayağı eventlerde bu sıkıntıları yaşayan tek ben miyim bilmiyorum. Geçsem. Çok yoruldum. Şimdi direkt ablama geldik. Bu edite falan oturacağım. Ay, vlog konusunda hiç iyi değilim ama yapacak bir şey yok yani. İnşallah, umarım beğenirsiniz videoyu. O şekilde hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.